Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Geldim en son videoma. Tamam. Küreselleşen dünya. Şükür tarihi bitiriyorsun. La kurban oldun. Bayram kaçıncı video bu? 130 oldu mu? 132 hocam. Kaç? 132. Etme lan Murat 124'te bırakaydık ya la. Allah'a. 132 videodur kardeşim benden berabersin. Dur daha. Daha sözün özü. Bir tane de ne var? Bir de soru çözümü olacak. 32 33 mi ediyor? Viş 33 34 saymayı da unuttuk vallahi. Hiş. Buraya kadar geldiysen vallahi helal hoş olsun sana. Tamam. İnşallah tez zamanda devlet Aliye'ye memur olursun kıymetli kardeşim. Lakin de kaç videodur hep takım elbise karşındaydı. Hep böyle ceketli takım elbise fişek gibi anlattım sana. Sen demek de sarf ettin, ben demek de sarf ettim. Atan git Allah'ın izniyle. Tamam abi bir hayır duası ediversen yeterli. Hadi bismillah son ünite. Geldim ne Küreselleşen dünyaya. 1990'dan sonraki süreç. Artık siz de kuvvet ihtimalle o yakınsınızdır. Tamam öyle demen lan ama var ya dershanede gittiğim zaman 2000 doğumluyum dedi. Ney milattan sonra mı dedim ben? Ee, yani eki 2023 yılındasın. 23 2023-24 yaşında üniversiteden mezun oluyorsun. Yani son dönemlerine yakınsınız biliyor musunuz? olanları ki zaten her şeyi gördünüz. Kurban oldu mu? Yani ya, ekonomik krizini gördün. Tamam mı? Hastalığını gördün. De, i̇şte darbe girişimini gördün. Değil mi? Yani la her şeyi gördün. Uzaylıyı gördün. İngiltere Kralı'nın taç giydiğini bile gördün. Daha sonra artık hiçbir şey dokunmaz yani hani. Tamam Bil. Ve şimdi bismillah. Küreselleşen dünya 1990'dan sonraki gelişmelerdir. Aslında anlatacağım tek bir şey var. Ne var? Komünist Rusya'nın yıkılması. SSCB'nin dağılması. Aha. Aha dünya iki süper güç diye ikiye ayrıldıydı ya. Abim tamam. Aa 1980'lere geldiğinde komünizm ittire kalktıra gidiyor. Yok olmuyor yani hani kağıt üstünde güzel de uygulamada yemiyor. Yani tamam. Rusların son lideri, komünist son lideri Mihail Gorbaçov. Bak bu adam valla Eylül 2022'de mi? Bayram ölüm tarihine baksana bir. Ağustos 2022'de mi? Eylül 2022'de mi? Ne öldü? Tamam. 2022 sınavına yetişemedi bu adam. Benim bu sene güncelde beklediğim adam SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov'dur. Tamam bu adamın bende bir anısı var nasıl? Abim biz doma büyüme Isparta davraz mahalleliyiz. Tamam. Sobalı evde büyüdüm geldim ben. Şoför Süleyman'la Seher kadının oğluyum ben. Hal dökken Seher'in oğluyum ben. Ha? 30 Ağustos 2022'de, 30 Ağustos 2022'de öldü. Tamam. Aa bu adam bu sene güncel <laughs> ben 1980 doğumluyum ya kıymetli arkadaşlar. Tamam. La biz sürekli haberlerde bu çıkardı hep. Tamam. Tam da benim 7-8'li yaşlarım var. 1988'de bir şey ortaya attı. Sosyalist teşebbüs kanunu diye. Ulan komünizmde teşebbüs mü olur? Her iş devlet yapar değil mi? Haberlerde sürekli bu. Zaten bir tane televizyon kanalı var. TRT 1 93'te Interstar çıktıydı tamam. Orada anam zobanın üzerinde kuyumda suyu ısıdırdı. Leğenin içinde bizi yıkarıdı kardeşimle tamam. Bak abim lan ben şimdi yaş 43 ben fitri fittireyim tamam. Şu sen sen mesele şimdi o leğenin içinde ben durmayayım. Atla combalak kıl anam tası kafama bir vurdu tamam. Uyuy derdi kaynar suyu dökerdi tamam mı. Bir bakardım karşımda kim var. Mihal Gorbaçov. Onun kafada da ne var? Kırmızı böyle ben yara izi var. Hemen kafada kurardım. Ellam bu da böyle taşı etti, yaramazlık etti. Anas da bunun kafasına tası vurdu. Kafada böyle iz kaldı, yaktılar diye. O adamda bizde öyle bir travması vardır. Mihal Gorbaçov'un A30 Ağustos 2022'de ölmüş. Bilin yani hani. Tamam. 1990'a geldiğinde ülkeyi kurtarayım diye 88'de Sosyalist Teşebbüs Kanunu'nu ortaya attı. Sonra Glasnost ve Parastroika'ya attı. Rusçanız nasıl? Rusçanız nasıl? Mükemmel değil mi? Abim size ÖSYM burayı Rusça eğitim vermediği için Glasnost Perestroika diye sormaz. Bakma yayınlarda öyle geliyor. Tamam. Glasnost şeffaflık. Bu şeffaf Ruslardan kalır aklında. Tamam. Perestroika ise yeniden yapılanmadır. Hangi alanda yeniden yapılanacaklar? Komünizm. Her alanda yeniden yapılanacak dendi. Biraz sonra web kitabında bak ha burada ne diyor mesela? Bu politikayla parti içi seçimlerde gizli oy sistemi getirilmiş. Parti politikalarını eleştirmeyi engelleyen dizi yasal engellülükten kaldırılmış. Yönetenlerin siyasetlere karşı dava açabilmesini de olanaklı kılan düzenlemeler yapılmış. Bürokratizm aşılmış. Bürokratik hala falan rüşvet adam hop hepsini kaldırıyorum dedi. Adam Glasnost Perestroika ile ülkeyi kurtarayım dedi. Ortaya attı. Tamam. La, o gece ülke yıkıldı. Rusya'nın içinden 15 ayrı devlet takır 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 bağımsızlıklarını kazandılar. Anlaştık mı? He mi? He mi? He. Tamam bil. Aa bağımsızlığını Mebin kitabı görselde göstereceğim tamam mı? Mebin kitabı ilk bağımsızlığını kazanan Gürcistan diyor. Akademik kaynaklar Litvanya diyor. Litvanya Gürcistan Çok takılmam ben bunlar. Net değilse soru gelmezler der geçerim. Millet bunları da Çok önemli değil. Bağımsızın Litvanya, işte Gürcistan, Letonya, Estonya, Baltı ülkeleri takır takır ne olmuş? Bağımsızlığını kazanmış. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Beni bunların içinde yaşayan 15 devletten beşi Türk'la bizimkinler kim onlar? Türklerden ilk kim kazandı? Azerbaycan kardeşim kazandı. Azerbaycan bak bunu sordu ÖSYM. Dedi ki Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk devletlerinden ilk tanınan yani ilk bağımsız olan ilk tanınan kimdir? Azerbaycan'dır. Hemen ilk bağımsızlığını kazandı. İlk tanınan da bu oldu. Peki kim tanıdı? Ya biz tanıdık tabii. Ee, A kardeşim benim Azerbaycan kardeşim benim ya kurban oldum ya tanıdık. Sonrasında diğerleri birer gün sonra bağımsız oldu tamam mı? İşte Kazak işte Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan sona kaldı. Niye? Kazakistan sona kaldı. Şundan dolayı abim Kazakistan coğrafya olarak en genişidir o Türk devletleri içinde. Rusya'nın uzay üsleri oradaydı. Baykonurlar, semeyler, bilmem neler falan oradaydı. En son Rus bıraktı bunu. Niye? O nükleer üsleri var. Anla, ezberleme, mantığı anla. Sonra herkes bağımsızlığını kazandı. Litvanya, Letonya, Estonya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Ukrayna'sı, bilmem nesi bağımsız oldu. En son kim kaldı? Sap gibi Rusya tek başına kaldı. Değil mi? Rusya'nın başına Boris Yeltsin diye bir adam geçti. Rusya Federasyonu diye bu da tek başına kaldı. Artık SSCB yıkıldı. Dünya üzerinde tek bir süper güç kaldı. Rus'un işi bitince kim kaldı? Amerika ABAH kaldı. Anlaştık bilin ve bu Ruslar... Bunlar bağımsızlıklarını kazandı ya bu devletler. Abem, bunlar 70 yıl boyunca Rusya her şekilde teknik olarak kendine bağlamış. Tamam Onlara mesela şu bir ampul değiştireceğim, bir vida bile şey yap. Bunları öğretmiyor. Onlar da Rus'a bağımlısın. Tamam Bunlar böyle sudan çıkmış balığa döndüler. Hemen işte 15 tanesinden 10-11 tanesi birleşti. Alma atı zirvesinde neyi kurdular? Bağımsız devletler topluluğunu kurdular. Anlaştık. Yattı mı aklınıza? Alma zirvesi, bağımsız topluluğu bitti, nokta atışı. Beni ilgilendiren hangisi? Türk kardeşlerimle. Azerbaycan'dan başladık. <laughs> Mehmet Emin Resulzade, Ebul Feyzelçi Bey, Bahtir Havapzade. abim şunu bilmenizi istiyorum sizden. Azerbaycan bu Rus devrimi olduğunda, bu komünizm ilk geldiğinde o zaman bir bağımsızlığını ilan etti. Sonra 90'da bir daha bağımsızlığını ilan etti. Yani Azerbaycan kardeşlerim iki kere kuruldu mu iki kere kuruldular. Bak önemlisinler. Mehmet Emin Resulzade, Ebru Feyz, Elçi Bey, Bahtiyar da ünlü şairleridir. Tamam. Ayaz Muttalibo 90'daki cumhurbaşkanıdır. Tamam. Yani e, Azerbaycan'ın Rusya yıkıldıktan sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibo'dur. Sonra baba oğullar geldi. Kim onlar? Haydar Aliyev'le İlham Aliyev geldi. Bunların meşhur bir bir meşhur söz var. Biz bir millet iki ayrı devletiz. Sözü kime ait? Bahtiyar Vahapsade mi? Enver Medemin Resulzade mi? Ebul Fezelçi Elçi Bey mi? Haydar Aliyev İlham Aliyev mi? Mebin kitabı Haydar Aliyev diyor. Akademik kaynaklar işte Ebul Fezelçi Bey, Mehmet Emre Resulzade diyor. Ya takılacak bir şey yok. Şunu bilsen yeterli. Biz bir millet, iki devletiz. Anladın mı? Bitti gitti. Bu kadar. Tamam. Ve burada bileceğiniz İlham Aliyev. Tamam. O birazcık daha diğerlerinden ünlü, daha güncel, daha yakın tarihte. Ama şimdi arkaнагаysan, abem, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan bağımsızlığını kazandı da bunlar 70 yıldır Rusun hegemonyasında yaşıyorlardı. Tamam? E bunlara bir abi lazım. E bizden hala abi olur mu? Olmaz, değil mi? Aha işte o dönem Rus'un yıkılacağı 1983-85'te belliydi abim. Tamam 80'li yıllarda belliydi. İşte biz Orta Asya Türkleriyle birleşemeyelim. Turan Birliği oluşmasın diye Türkiye'nin içinde neyi çıkardılar? PKK terör örgütünü çıkardılar. Hep aynı mantık. Tamam biz tam o 90'lı yıllarda tamam mı o terör örgütüyle uğraşıyorken Aa, bu kardeşlerimin hepsi bağımsızlığını kazandı. E biz de içeride şeyle uğraşıyoruz. Kendi şeyimizle, derdimizden uğraşıyoruz. E bunlar abilik yapacağız. E gitti İngiltere'si, Fransa'sı, Hollanda'sı. Yüzer, yüzer yıllık dostluk anlaşması imzaladılar. Azerbaycan kilit, anahtar. O kapı orada. Tamam, ortası açılan kapımız orası. Azerbaycan kardeşlerimiz de bir, bizle birleşemesinler diye onların da başına ne ördüler? Ermeni belasını ördüler. Dağlık, Karabağ'da Ermeniler hocalık atliamını yaptılar sordular bunu da. Tamam? Aha, kıymetli kardeşler. Hocalı'da da gittiler köyü bastılar 1992'de. Tamam? Ee, köyü bastılar. O köydeki insanları şehit ettiler. Türk kardeşlerimizi şehit etti Ermenler. Bak abi bak ben çok olay gördüm. Tamam mı? Vurulmuş adam bilmem ne falan çok adam var gördüm. Çok neler neler gördüm ben ama bizim üniversitedeyken hocamız oranın resimlerini gösterdiydi bize. Tamam. Ee, abi ben ben yemek yemedim. Ya Bebeğin yüzüne kürekle vurmuşlar. Ya adam yani katliamı biz yapmadık abim. Onlar yaptı. Tamam? Onlar yaptı. Bilin. Soru Ermeni'nin Dağlık Karabağ'da yaptığı katliamın adı ne? Hocalı katliamı işte. Biz tarihçiler bunları unutturmamalıyız. Unutturmamalıyız abi. Bilin yani hani. Size yapıldı. Yok hala Avrupa'ya oynamayın. Katletti seni, katletti. Küvette kanlıyız, hala duruyor Kıbrıs'ta. Yani e burada bebekleri, çocukları, kadınları, insanlık herkesi katlettiler. Ve Dağlık Karabağ'da Ermeni'nin yaptığı katliam Hocalı katliamıdır. Ama bunun intikamı geçen yıllarda alındı. Kahraman Türk ordusunun da desteğiyle tamam mı? O İhalar siyalarla beraber girdiler o bölgeye. Suşadır şeydir alındı tamam ve İlham Aliyev meşhur repliğiyle çıktı. Ne oldu peşin Ne oldu peşin yan? Ne oldu peşin yan? Oldu peşin yan? Dedi. İntikamları alındı. Tamam. Genel kültür olsun. Ermenilerin Dağlık Karabağ'da yaptığı katliamın adı Hocalı katliamıdır. Azeri kardeşlerimizi katlettiler. Bilin. Beraberinde sonra o bölgede Türkiye'yi güçlendirebilmek amacıyla bir de ne oluşturuldu? Yani Rus'un hegemonyası kırılsın. Bağımsız Devletler toplulu, bunlar eski gücüne kavuşamazsın Rusya diye. Amerika müsaade etmez. Ne oluşturuldu? Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru Hattı oluşturuldu. Tamam. Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye üzerinden petroller nere olacak? Gönderilecek. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru Hattı'na. ÖSYM bunu da sordu. Soru. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru Hattı'na kim arıza çıkarır? Kim çıkarır? Bayram kim çıkarır? Rusya arıza çıkarır mı? Çıkarır. Niye? Önceden kendisi satıyordu. Şimdi Türkiye güçlenecek değil mi? E kendi gücü kaybı olacak. E, maddi kaybı olacak. Bakü Tiflis, Ceyhan, Bora hattına Ruslar arza çıkarır. Anlaştık mı? He. Tamam. Beraberinde Kazakistan Türkler içinde bağımsızlığını en son kazanan Nur Sultan Nazarbayev. Tamam. Rahmetli oldu. Bir hayatta kim var? Ha İlham Aliyev var. Diğerleri rahmet. Allah e, rahmet eylesin. Vefat ettiler. Değişti hep şeyler başkanları tamam. Aha Nur Sultan Nazarbayev başkent Astana'nın adı neye döndürüldü? Nur döndürüldü. Ha burada uzay üstleri var. Baykonur uzay üstüyle Semey uzay üstü var. Bak bilin bunları. Genel kültür olsun. Tamam. Sonra Kırgızistan'da Askara Kayavabe vardı ama Kırgızistan deyince benim aklıma ne geliyor? Bir de Cengiz Aytmatov geliyor. La kurban kapağını tükürdüm. Yine düşürdük kapağı. Aa eee İslam öncesi Türk tarihini anlatırken tamam mı? İlk videoda neyden bahsettik size? Asya Hunları değil mi? İşte Göktürkler, Uygurlar sonra Kırgızlar. Ulan ilk derste var Kırgızlar. Son derse geldik hala Kırgız kardeşlerim var değil mi? Bileceksin Manas destanını bil. Tamam Kırgız kardeşlerimizden Manas destanı. Kandaysın Cakşımın. Selam olsun. Tamam. Aha bir de Cengiz Aytmatov ağabeyi bil. Gün olur asra bedel. Cemile. Yok lan, Cemile oğlum muydu? Bak bakayım bir lan. Cengiz Atpasoğlu'nun eserlerine. Bu abi bir sürü kitabı var tamam mı? Gün olur asra bedel, e, Cemile de var derlam. Sessiz gemi mi, beyaz gemi mi bilemedim. Edebiyatçılar siz düzeltin. Tamam ama en meşhuru Selvi boylum al yazmalım. Samet, Samet Ona ne demişti? Samet baba demişti. Sevgi neydi? Sevgi emekti deong 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 bildin genel kültür olsun bilin Özbekistan'ın başında İslam Kerimov Oba vardı Cemil onun değil mi oğlum, oğlum ben oğlum oğlum bak bilmediğim soruyu sormam ben merak etmesen tamam İslam Kerimov Oba vardı vefat etti Özbek kardeşler altında 8. sırada diye hatırlıyorum ben dünya üzerinde bir de Özbekistan kardeşler genel itibariyle biraz böyle bir şey duruyor. Geri duruyor. Mesela soru, Türkçe konuşan ülkelerde kim yok? Özbek yok. Sonradan gelen kim? Özbek kardeş. Soru, Şangay İşbirliği'nde kim yok? Özbek yok. Sonradan gelen kim? Özbekistan. Tamam. Genel kültür olsun. Böyle gelir. Türkmenistan'ın başında da Sapar Murat, Türkmen başı vardı. Bak liderlerden sadece İlham Aliyev hayatta ve görevinin başında. Diğerleri değişti hep. Tamam. Ha bekliyor muyuz? Hayır beklemiyoruz. Tamam. Peki beraberinde Şangay Beşlisi, bak bu önemli. Şangay Beşlisi. Allah bismillah. Şangay Beşlisi. Aha. Bu da 2000 işte 99'da mı ne, ne yap 96'da mı ne yapıldı bu? O zaman çok önemliydi. Ekonomisi kuvvetli ülkeler Rusya dağıldıktan sonra evet, ülke dağıldı da ulan ticaret devam ediyor. A ne yapacağız ya? Birleştiler. Rus'un önderliğinde gene. Rus, Çin ve İstan parantezinde. İstan'ı dağıtıyorum. Kazak, Kırgız, Tacik. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan. Rusya, Çin. Tam 5 tane. Değiştir birini sor. Soru Şangay Beşlisi'nde kim yok? Şıklara bak. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Çin sorusunda cuk nereye atlarsın? Çin'e değil mi? Yanlış. Kim yok? Özbekistan yok. Şimdi niye böyle dediğimi anladın mı? Türkçe konuşan aileler ülkesinde kim yok? Türkmenlik Özbekistan. Sonradan gelen kim? Özbekistan. Anladın mı mantığı? Ha, sonra 2001'de Özbekistan da dahil oldu. 5'lerde şimdi kaç oldular? Şangay Altınısı diye bir şey de yok. Orada niye döndü? Şangay İşbirliği Örgütü'ne döndü. Şimdi 25-30 tane falan neyi var? Üyesi var. Tamam 2005'li 2000 li, o tarihlerde KPSS sınavlarında sürekli yatıyor kalkıyor neyi soruyordu. Şangay işbirliğini soruyor. Şangay 5'lisini soruyordu. Şimdi, 30 tane ülke var. Yarın bir gün Türkiye'de girer Allah'ınızı dilerim. Tamam. Bilin. Peki beraberinde Rus dağılınca sadece Orta Asya'da değil yavru kurtlar nerede de dünyanın her yerinde Avrupa'da da Çekoslovakya'da da mesela tamam mı? O da gitti. Çekoslovakya. Kansız bir devrim oldu. ÖSYM iki kere sordu. Ne o kansız devrimin adı? Kadife devrimi. Kansız. Çek Cumhuriyeti orta yerinden ikiye bölündü. Çek ve Slovakya diye al. Çekoslovakya. Çek ve Slovakya diye. Bunlar sonra birleştiler. Çekya diye. Tamam. Sonra bir daha ayrıldılar. Şimdi gene birleştiler. Çekyat. Koparusun. Ne, ne bilen işte böyle. Kadife devrimi nerede olmuş? Kansız Kadife devrimi Çekoslovakya'da. Çekoslovakya'da olan devrimin adı neymiş? Kadife devrimi. Bitti nokta atışı. Beraberinde Romanya'da Çavuşevsku dedi ki ben dedi komünizmin başına geçeceğim dedi. Halkı tarafından kurşuna dizildi. Millet komünizmden bıkmış ka. yaz bir bak. Tamam. Beraberinde aha en önemli olay 1990'da Berlin duvarı abem yıkıldı. Berlin duvarının yıkılmasıyla artık net bir şekilde söylüyoruz ki soğuk savaş bitti. Bu zamana kadar olan süreci soğuk savaş diye al. Artık Rusya dağılmış. Glasnost, Perestroika'da bir altı yaramamış. Mihail Gorbachev da gümbürtüye gitmiş. Tamam. Bileceğiniz olay artık tek süper güç kaldı dünyada. Tek kim kaldı? E Amerika kaldı. Anlaştık bilin. Tamam. Bak bu Berlin Duvarı'nın yıkılması ama Berlin Duvarı yıkıldı da, Berlin Duvarı yıkıldı da işte 90'da başladı, 91'de bitti. Ancak kaç kilometre duvar? Öyle şeyle, belgeselleri falan vardır, açıp bakabilirsiniz onlara tamam. Berlin Duvarı yıkıldı ama gece olduğunda Berlin Duvarı'nın hayaleti yeniden çıkıyordu. Gün ışığı değil, sadece ay ışığı laneti ortaya çıkarıyordu. O ne lan? O korsanı gibi. Ne o? Şu abem. Almanya ikiye bölün diye Doğu Almanya komünist, Batı Almanya şey diye, kapitalist diye. Tamam? Doğu Almanya sarı ışık, sarı ampul kullanıyormuş. Batı Almanya beyaz ampul kullanıyormuş. Tamam? Duvar yıkıldı ama gece olup ışıklar yandığında sanki ortada gene o çizgi varmış gibi bu taraf sarı, bu taraf beyaz. Tamam. Sonra Philips her eve 3 ampul kampanyası başlattı. Işık ışıkla da dağıldı gitti. Genel kültür olsun. Tamam. Bunlar beraberinde Yugoslavya'da dağıldı, pir dağıldı. Tamam. Yugoslavya'nın içinden 6-7 tane ne çıktı? Ülke çıktı. Eski Yugoslavya. Bak o sınırlar çizilirken milliyetçiliğe dikkat edilmiyor işte. Hep sorun ortaya çıkıyor. Sırpların Çetlik diye bir örgütü var. Hırvatların Ustaşa diye. Bunların şeyler işte sniper, sniper. Bunlar da çıkıyor ya. Filmlerde görürsünüz. Bunlar Sırp, Hırvat, Makedonya, Slovenya. Örtmenim. Ben karıştırıyorum Slovenya ile Slovakya'yı. Lan! Çekoslovanya oluyor mu? Olmuyor. Çekoslovakya. Anladın? Bu da Slovenya bak. Yattı aklına. Böyle bil. Tamam. Sonra Kosova ve beni ilgilendirenlerden bir tanesi. Bosna, Hersek. Tamam. O Mostar Köprüsü'nü de bilin Kosova'dan. Tamam. Yıktılar onu da Sırplar. Bosna, Hersek'in efsanevi bir lideri var. Kimdir o? 2016-17 KPSS lisans sorusu. Bilge lider, baba kral, Aliye İzzet, Begoviç. Tamam. Genel kültür olsun. Bostar efsanevi lideri Bilge Kral, Baba Kral lakabıyla bilinen Aliya İzzet Begoviç'tir. Bağımsız herkes bağımsız dedi ama e abim sorunlar var. Hemen bir Dayton anlaşması yapıldı. Bunu da teğet kardeşler size sordular. Tamam. Dayton anlaşması ile e, Yugoslavya'dan işte geldiler. Slobodan Milosevic tamam mı? Hırvatistan'dan şey geldi. Franjo Tukman geldi. Bir de Bilge Kral Alezet Begoviç oturdular. Dayton anlaşmasını imzaladılar ve Bosna Hersey'in bağımsızlığı tanındı. Tamam. Soru. Soru. KPS lisansta gelen Bilge Kral Lea Kaplı kimdir diye sordular. Ali Bu KPS lisans sorusu. AYT sınavında liseli kardeşlere ise Bosna Hersek bağımsızlığının tanındığı anlaşma ne diye sordu. Dayton anlaşması. Şunu bilmek istiyorum. Hemen kağıda yaz. Camp David anlaşması. Mısır İsrail'i tanıdı. Tamam. Dayton anlaşması Bosna Hersek'in bağımsızlığı tanındı. Kapış, bitti. Nokta atışı. Nokta. Bu kadar. Ama sonra gittiler. Arada güven tampon bölge falan oluşturulduydu. Birleşmiş Milletler askerleri Sırp'ın Hırvat'ın geçmesine müsaade etti. Onlar da gittiler. Serebrenitska katliamını yaptılar. Nato Şarjavon diye bir şarkı vardır. Yazıp bakabilirsiniz. Bayram koy buraya. Nato Şarjavon. Yaz çıkar o şarkı. Ağıttır. Bunlar anlatır. Tamam. Serebrenitska katliamı. On binlerce Müslümanı orada katlettiler. Ve uydu fotoğraflarından yerleri belli olmasın diye de işte bunları toplu mezarlara gömdüler tamam ve o öldürdükleri insanları şehit ettikleri insanları öyle diyelim tamam gömdüler üzerine de işte bakır çinko alüminyum falan döktüler ki uydu fotoğraflarından yeri belli olmasın diye. Sonra nereden çıktığı belli olmayan bir çiçek türedi orada. Artemis çiçeği. Artemis çiçeğinden rengini alan bir de kelebek çıktı. Mavi kelebek bir kelebek bilimci. Ulan bu kelebekler böyle fri fri takılır. Zaten bir hafta ömrü var. Tamam mı? Koloni moloni aile kılan muhabbet yoktur bunlarda. Dağınık dağınık yaşarlar dedi. Ama bu Bosna Hersek'teki bu Serapranska civarında kelebekler belli yerlerde öbek öbek yaşıyor. Tamam. Ulan ne var burada dedi. Tamam. İklim mi, su mu, hava mı, barometre mi, civa mı, ne, top mu, ne. Adam attı 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 attı. En son toprak örnekleri alır için toprağı kazdığında Nerede mavi kelebekler, artemis çiçekleri, öbek öbek topluysa altından toplu mezar çıktı. Serebrenica'da, Sırpların, Hırvatların yaptığı katliamın... Anladınız? Bilin abicim bunu, tamam. Aa mavi kelebek gizlendi. TRT'de belgeseli var, biraz sonra görsellerde gösterivereceğim. Radovan Karadzic, Radko Miladić, Slobodan Milosevic, gülmeyen başkan diye geçer bu. Katliamı yaptılar. Sonra kaçtılar. Radovan Karadzic öldü. Radko Miladić öldü. Slobodan Milosevic Sırbistan'da kasaplık yaparken böyle sakarlı makarlı öyle bir halde yakalandı. 30 küsür bin insanın bölümünden sorumu tutuldu. Kaç? 30 yıl mı 40 yıl mı hapis cezası verdiler. Öldürdükleri her Müslüman için 3 gün hapis cezası. Ne diyor? Hapishanede bunu da öldürdüler. Tamam hepsi öldü. Soru Sırpların, Hırvatların Bosna Hersek'te yaptığı katliamın adı neymiş? Sarap katliamıymış. Bak genel kültür olsun. Tamam bilin. Ve sonrasında MEP kitabı. a ben böyle daldan dala daldan dalat diyor. Bu MEP kitabındaki sıralamanın bil fiil aynısı. Tamam. Yani o yüzden burası böyle biraz sonra görsellerden daha rahat anlarsınız. Hızlıca geçelim. Resimlerine bakalım. Daha kalıcı olur. Tamam. Aa, Avrupa. Hı. Geldik Avrupa'ya. Komünist Rusya'da ne oldu? Bitti. Gitti. Ha o şimdi Avrupa'yı biraz geriden alalım. Bunlar önce bir Avrupa Konseyi, Batı Avrupa Birliği'ni oluşturdular mı? Sonra Avrupa Konseyi'ni yaptılar mı? Sonra Schumann bildirgesiyle Avrupa kömür, çelik, demir ne bilen ne? İşte av mı? Sonrasında devam etti geldi Avrupa Ekonomi Topluluğu derken Roma Anlaşması'yla işte Brüksel'le Avrupa Topluluğu oldular falan falan derken 93'te Maastricht ile Maastricht Anlaşması ile neye döndüler? Avrupa Birliğine döndüler. Hayırlı uğurlu olsun. Peki öpücük ödüllü soru. Avrupa Birliğinin tek düşmanı kimdir diye sorsam. Amerika mı, Rusya mı? Sorusunun cevabı kim? Rusya olamaz. Niye? 93'te kuruldular. 90'da Rusya yıkıldı. Bunların tek bir derdi olduğu adam var. Kim? E Amerika. Niye? Abim önceden ipler kimin elindeydi? Avrupa'nın. Şimdi kimin elinde? Anladın mı? 1945'ten beri e, Amerika'nın şeyin elinde. Ya bu durumdan rahatsızlar. Bilin abicim. Tamam. Aha. Soru. Avrupa Birliği neyle kuruldu? Bitti. Cevap. Maastricht anlaşması. Bu kadar abi. Bitti. Ayrıntısı öküz altında. Buzu arama. Tamam. Yok Avrupa Birliği'nin yayın organları, Avrupa Birliği'nin bilmem neleri. Bitmez. Üye olmadığınız kuruluşun neyini bilen ben ayrıntısını. Niye anlatayım ben sana? Gerek yok. Tamam. Aha. Üniversitede görürsünüz. 93'te Kopenhag kriterleri diye bir kriterler ortaya atlar. Gene Maastricht kriterleri de ortaya atlar. Bizi ilgilendiren Kopenhag. Dediler ki üye olacak ülkelerde. Tamam. Üye olacak ülkelerde. Üye mi olmak istiyorsun Birliği'ne? Belli bir siyasi şeyin olacak. Demokrasi düzeyin olacak. Tamam mı? İşte ekonomik uyum olacak. Avrupa muktesebatına uyacaksın. Avrupa topluluk kurallarına uyacaksın. Falan falan falan. Dediler. Tamam. Aha bunların arasındaki serbest dolaşımı sağlayan bir şey var. Ne var? Schengen diye bir şey duydunuz mu? Schengen. Bildiniz mi onu? Al Avrupa Birliği'nde nasıl ben Isparta'dan Ankara'ya geliyorsam bunlar da Schengen ne öyle ne yapıyor? Delip geçiyor. Tamam? Bilin ortak para birimi olarak neye geçtiler? Euro'ya geçtiler. Ulan Schengen'i şey gibi yazmışız. Tam yaz verelim ki bilinsin. Tamam. Cahil demesinler. Cahil Hoca bilmiyor demesinler. Tamam. Aha. Euro'ya geçtiler. Tamam. Sonra burada bir sıkıntı oluştu. İngiltere abanız buradan çıktı. Britanya exit. Brexit dediğiniz olayla İngiltere bu birlikten çıktı. Niye? Lan İngiltere'nin para birimi sterlin Euro'dan daha değerli. Herif durduğu sürece ne kaybediyor? E para kaybediyor değil mi? Aa, işte siyasi onu Türkiye Cumhuriyeti'nde 1959'da biz başvurduk. Avrupa Birliği'ne bizi alın diye. Tamam? İşte sonra 69'da Ankara Anlaşması. Sonra o 80'lerde KDV'ler, protokoller falanlar falanlar derken yıl 2023 hala bizi alacaklar. AB'em alırlar mı? Almazlar. Bak niye? Niye? Bak en önemli sebebi söyleyeyim sana. O, tamam orası Hristiyan birliği, sen Müslümansın, işin ne değil mi? Asıl sebep bu değil. Asıl sebep şu. Abi, e, Avrupa Birliği'nin yönetim mekanizması biraz değişik. Avrupa Birliği, tamam, hani eşitler arasında birinci muhabbetleri oluyor ya, orada öyle bir mantık var. Nasıl? Ülkeler nüfusu oranında Avrupa Birliği'nde söz sahibi. Biz oraya girdiğimiz anda... Tamam. Almanya'dan sonra ikinci en yüksek nüfuslu ülke alıyoruz. Biz girdik şimdi 29 resmini var. 30. biz olduk ya sıralamada 2 numaradasın. Sözü geçen ikinci ülke oluyorsun. Ulan adam kurduğu ekonomik düzene seni öyle şak diye ortak eder mi? E anladın mı? Hatta şimdi Suriye mülteciler dahil dersek bak kuvvet ihtimali biz birinciyizdir yani hani. Almanya'da geçmişizdir. Al. Yattı mı aklına? Ulan adamların kurduğu yere sen gelip bir şeye konuyorsun. Adamların kurduğu senin Zuckerberg şirketine ortak eder mi? Tesla gel ben ben yiyemedim sen ya al ortak senin olsun Tesla der mi? Anladın? Aynı mantık. Bu bir. Tamam. İkincisi biz girdiğimiz anda o şeyler mülteciler, göçmenler tampon bölgesiniz abim siz. Yani e, o kapılar, pencereler yer. Açılacak onlara kontrol edemezler, almazlar, anladın ve bir dini sebepte o Hristiyan Birliği, sen Müslümansın, eee yani yattı aklınıza, al Fransa'nın bir tane deniz aşırı sömürgesi var, tamam mı? Madagaskar adasının yanında bir yerde, la orayı aldılar, tamam, ama ona onlar gelemiyor, oradakiler gelemiyor, tamam? Bunlar oraya tatil'e gidiyor, almazlar bizi, işte dediler bize. Avrupa Birliği uyum sürecinde eğitimde şunu yapın. Hukukta şu yeniliği yapın. Kokoreç yemen falan. Lan oğlum. Kurban oldum. Kokoreçe varınca kadar yok. Açıkta satılamazmış bilmem. Lan yürü git sen ağzın tadını bilmiyorsun. Lan kurban oldum. Bunlar bu mumbar. Değil mi? Başka bayram ne vardı bizim? Şey ha? Şırdan. Vuş. Şırdanın mumbarı işkembesi. Kokoreçi. Lan. Yürü git biz girmiyoruz Avrupa Birliği'ne. Ama bak olur da girersek. Tamam mı? Benim içimde ukdedir o. Tamam. Ben girersem nereye gideceğim? Direkt İngiltere'ye gideceğim. Öyle anlatıyordum şimdi İngiltere çıktı. Oraya gidemiyoruz. Ama ben gene gideceğim İngiltere'ye. O çubuklu pijama. Beyaz atlet. Orada mangalı o Buckingham çayırında. Tamam mı? Buckingham çayırı. Bula abim siz Kraliçe Elizabeth'in öldüğünü, Charles e, 3. Charles'ın İngiltere kralı olup taç giydiğini gördünüz la. Tamam. Ben o zaman öyle anlatıyordum. Diyordum ki işte Buckingham çayırına gideceğim. Mangalı yakacağım. Kız! Elizabeth, my queen, come on kız, gel Türk iş mangal, kız kırmızı, şalgam şalgam, not mine şalgam şalgam, come. come on, it's burning now my queen, come on, diye anlatıyorum, anlattım, tamam, sonrasında Kraliçe Elizabeth, rahmetli, tamam, ee, Buckingham Sarayı'nı halka açtı, Buckingham Sarayı sitesine bir gidin bakalım be, altında, Mehmet Celal'dan gelenler, hocam mangalı ne zaman yakacağız? Hocam Elizabeth'in cenazeye gidiyor mu diye. Her yerdeyiz hamdolsun, her yerdeyiz. Tamam, haberiniz olsun bilin. Tamam bilin ama bizi almazlar. Onu bir geç. Tamam, aha Brexit İngiltere çıkmış. Schengen aralarındaki şeymiş, Euro para verilmiş. Ne bekliyorsun sen? Sen buradan bekliyorsun Avrupa Birliği'nin ekonomik teşkilat ne bileyim, nesi? Ne bileyim ilk dönem başkanı kim, son dönem başkanı kim? Bana ne la? ilgilendirmiyor beni. Geçtim, aha Tikalar, Keyiler, Türk Soylar, Yunus Emre Enstitüleri. Bak bunlar önemli işte. Tamam. Bizim Türkiye Cumhuriyetimiz 90'da Rusya yıkıldıktan sonra Orta Asya kardeşlerimizle ilk etapta bağlantıya geçemedik. O terör eylemlerinin tamam mı? O şeyin doğudaki terör örgütünün en cevcevli olduğu dönemde şehitlerimizi çok verdiğimiz dönem. İçeride onlara uğraşıyoruz derken kaptırdık. Sonra Türkiye Cumhuriyeti hemen bir yıl sonra. Hemen o bölgeye yanaşmamız lazım değil mi? Az kardeşlerimiz gidiyor Onlarla bir, beraber olmamız lazım. Abilik yapmamız lazım değil mi? TİKA'yı kurduk. 92'de Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. Tamam. TİKA çok önemli bir kuruluştur. Tamam. Türkçe konuşulan ülkelere kültür teknik destek adına tamam mı oraya gidelim dedik. Yattım attığınızda hala hazırda TİKA hem Orta Asya'da hem Balkanlar'da tamam Türkçe konuşulan yerlerde bağlantılarını devam ettiriyor. Bilin, beraberinde KE'yi Karadeniz Ekonomi İşbirliği Teşkilatı 92'de İstanbul'da kuruldu. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler birleşecek dendi. Karadeniz'e kimin kıyısı var? Türkiye, Bulgar, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, değil mi? Almanya, sekültesi Fransa'sı araya gelmiş, girmiş buraya. Abi o boğaz ticaret önemli. Yaptırmazlar, bilin. Beraberinde Türksoy 93'te İstanbul Yardımcı olmak amacıyla kuruldu. 2007'de Yunus Emre Enstitüsü. Abi bak Yunus Emre'den gelecek soru tipi tektir tek. Türkçe. Türkçe. Anladın. 2000 kaç? 2018, 2019, 2020 güncelinde sordular. Tamam. İşte 2007'de kurulup Türkçe'yi geliştirmek amaçlı oluşturulan kurum ne diye. Yunus Emre. Anlatırken de ben sizi T Anadolu'nun kandilleri Yunus Emre, Mevlana diye Mevlana eleştirirdim. Türkçe bir şey yazmamış ama Yunus'un kimler öz Türkçe diye. Anladın Türkçe görürsen atla Yunus Emre'ye bitti. Bunları da abim zamanında işte 2010 15 o arada çok önemliydi. Bunlar ciddi çalışmalar vardı. Tamam. O aralarda sordu. Şimdi de yok artık. Tamam. Bilin daha bunun gibi daha 10 tane daha kurum kuruluşumuz var. Haberiniz olsun. Bilin. Ve Kahraman Türk Ordusu. Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde dünyanın çok yerine göreve gitti mi? Gitti. İlk görev yerimiz neresi? İlk yurtdışı görevi kahraman Mehmetçiğin Kore'dir. Orada da askerliğin şanını şerefini altın harflerle yazdı mı Kore'ye? Yazdı. Kuniri de onlar bilir bizi. Tamam. Türk geliyor dedin mi yeterli. Bitti. Aa, Somali'de, Afganistan'da, işte beraberinde Irak'ta, Suşede, Lübnan'da, Bosna'da, Suriye'de, Kosova'da. Somali iki kere yazmışım lan. Aha. Her yerlere gittik. Şu an hala hazırda Suriye'de kahraman Türk askerlerimiz ve teşkilatımız orada görev yapıyor. Tamam. Allah Türk askerini, Türk polisini korusun ve yücelsin. halk polis hassas, polis asker bizim hassas noktamız. Aha. Ama ÖSYM'e gittiğimizi sormaz. Nereye gitmedik? Vietnam'a gitmedik. Anladın? Bitti. Beraberinde Ahan'da nereye geldim? Aha sonlara geldik işte. Tamam. Biraz sonra da bunların neyine bakacağız? Resimlerine bakacağız. Tamam. Orta Doğu'da su sorunu. Bayram oraya zomla. Tamam. Orta Doğu'da su sorunu. ben bak bir savaş çıkarsa tamam mı? Dünyada bir yeniden bir savaş çıkarsa emin olun neyden dolayı çıkacak? Emin olun sudan dolayı çıkacak. Dünya tatlı suyun, zaten dünya üzerinde içilebilir tatlı suyun çoğunluğu bizim yaşadığımız coğrafyada. Tam kutuplarda, buzullarda falan diyoruz. Öne da konuştuk yüzde on, yüzde üç, yüzde 5 diyor da hani içilebilir akan su bizde abi. Yani aha Fırat, Dicle bizde, Asi bizde. E yani beraberinde Nil, bak Nil Nehri tatlı su kaynağı. Golan tepelerindeki aha İsrail niye koşturup duruyor o tepeleri mepeleri olur alacağım diye su var su su. Anladın yaşamak için niye muhtaçsın? Suya muhtaçsın. Bilin genel kültür olsun. Sonra MEP kitabı arka arkaya geliyor işte. Arap Baharı. Tamam. Ben biraz sonra görsellerden de bakarız. Tunus'ta tamam e, Muhammed Boğazizi diye bir tane olan işte memuriyet atamam yapılmıyor falan derken benzin döktü yaktı kendini bakanlığın önünde. Amerika'nın da fişeğiyle Arap Baharı dediğin olay başladı. Tunus'ta Yasemin devrimi. Mısır'da Libya'da, Yemen'de, Fas'ta her yerde ne oldu? Olaylar oldu. Değil mi? Mısır'da işte Mursisi, Sisisi yakından artık yeni olaylar bunlar. Biliyor musunuz? Libya'da Gaddafi'yi öldürdüler. Muammer Gaddafi'yi. Bilin beraberinde, abi şu devrimlere de bahsedelim. Gürcistan'da Gül Devrimi oldu. Ukrayna'da Turuncu Devrim. Çekoslovakya'da Kadife Devrimi. İran'da Ak Devrim. Türkiye'de de 50'de Beyaz Devrim oldu. Niye? CHP ye gitti yerine kim geldi? Demokrat Parti geldi. Sordu bunu. ÖSYM. Yaprak testlerde gelir. Beraberinde Wikileaks. Tamam. Wikileaks. Siber saldırılar. Bu ne bu Wikileaks dediğiniz olay? Şu abi. Gene biraz sonra görselde göreceksiniz. Wikileaks şu. 2010 yılında diye hatırlıyorum. Julian Assegne diye bir adam. Tamam radikal şeffaflık bilmem ne muhabbetiyle çıktı. La bildiğin devlet sırlarını internette ifşa ediyor. Bildiğin ifşa sitesi gibi düşün. Tamam. Gizli, nasıl gizli anlaşmaları sarı kitapla dünyaya duyurdular diye. Wikileaks ile de devlet sırlarını işte bilmem neleri bilmem ne Science tarikatının ne bilen nesini ifşa ediyor. Tamam. Bilin. Beraberinde siber saldırılar oldu. O NATO tatbikatında mesela hedef diye işte Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'ı koydular. Bak siber saldırılar oluyor. Youtube kapatılıyor. Bilmem bir şeyler oluyor. Dışarıdan müdahaleler oluyor. Teknoloji ağı. Sonra Amerika'da Taliban El Kaide örgütü Afganistan menşeiyle çıktı. Gitti 11 Eylül'de o ikiz kulelere vurdu mu uçakları? Afganistan'da gitti nereyi işgal etti? Şimdi Amerika'da nereyi işgal etti? Afganistan'ı işgal etti. Bak bunları hep yaşadığımız 2011'deki olaylar 11 Eylül 2011'de. Yani daha oğlum dün gibi ama kaç yıl geçmiş bilin. Beraberinde 28 Şubat postmodern darbesi. Hah. Siyaset işleri başladı. Tamam. O dönem refah yol hükümeti vardı. İşte Refah Partisi, rahmetli Necmettin Erbakan'la doğru yolun başındaki bacımız Tansu Çiller hükümeti vardı. İşte askeriye Sincan'da tankları çıkardılar. Akıllı olun dediler. Sonuç hükümet istifa. Yani bu beraberinde 2012 Gezi Park olayları. Yaşadınız Gezi Park. Dün gibi de bayram? 11 sene olmuş da Gezi Park olayı. Yani işte Taksim'de olaylar büyüdü. Birden amacını şeyini şaştı. Türk milleti de kimsenin oyunu da galeyanına gelmedi. Beraberinde 15 Temmuz 2016'da milli iradenin zaferi, vatan içindeki hainler ülkeyi devirmek için nettiler. Yaptılar. Allah'tan biz millet olarak neyiz? Biriz, diriz de yaptırmadık yani hani. O Arap Baharı gibi olayları Gezi Park'la 15 Temmuz'da bizi yapmak istediler. Türk milleti abim öyle. İçeride biz tamam ama dışarı o yok öyle bir şey. Yani a, biraz sonra görsellerini anlatacağım. Tijen işte şeyi yaptı, bildiri e, bildiriyi okudu. Ömer Halis Demir Kahraman başçavuşum benim bu. Kahraman değişken Gazan'ın adı Kahraman Gazan oldu. Niğde'deki üniversite Ömer Halis Demir Üniversitesi oldu değil mi? Gölbaşı'nda benim Porsuz Harekat kardeşlerime üzerine ateşler açıldı. Sivil halktan 250 kişimiz vefat etti. Bir sürü gazimiz yaralımız var. Allah bir daha bize o günleri öyle namussuzları, vatansızları bir daha göstermesin. Tamam. Beraberinde aa, salgın hastalıklar var. Ne onlar? AIDS. Kırım Gongo kanamalı ne bilen ne kenesi çıktı. Sonra kuş gribi, domuz gribi, h bir ne bir, sarsı, hepatiti bilmem En son neyi de gördünüz? Coronavirüs, uh -huh. Covid-19 onu da gördünüz. Filyasyon, milyasyon bilmem ne acayip acayip kelimeler öğrendik. Değil mi? Ne bilen işte HES uygulaması var. HES uygulaması hala duruyor bu telefonumuzda. Ben de duruyor yani hani nabız, enabız, e sağlık falan. Alıştık kağıt takip edilecek falan diye bilin. Beraberinde Kyoto bak adam alakasız bak görüyor musun bak. Bu var ya web kitabındaki sıralamanın aynı sağ. Yani ne anlatayım böyle işte küreselleşen dünya. Sadece bir yeri anlatmıyor. Dünyanın tamamını anlatmış. Bilin Kyoto protokolü 96'da mı ne yapıldı bu tamam. 2005'te işte imzalandı. 2009'da bir daha yapılacak dendi. Amerika mı çıktı Japonya mı çıktı ne falan falan. Ne bu? İklim değişikliği sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki iklim değişikliği yani bu sera gazlarının salınımı ozon tabakasını deliyor, İyon miyon olur geber gideriz güneşin altında yanarız muhabbetine işte bu fıs fıs parfümler, deodorantlar, o spreyler bunların kullanımı azaltılsın falan 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 yapıldı. E sonra unutuldu gitti. Niye? Dünya üzerinde ekonomik krizler işte pandemiler, virüsler bilmem neler derken öyle kaldı gitti. Önceden soruyordu bilin bunu ama Kyoto'yu neyle karıştırma? Çevre iktim falan muhabbeti ya abim. ile karıştırma. Çernobil 86'da. Bu 2005'te. He mi? Bak, aralarında 20 yıl var bak. Tamam? Böyle bil. Sonra Nuri Bilge Ceylan, başarılı yönetmenlerimizden birisi. Bu Üç Maymun falan da gitti, ödüller aldı mı? Aldı. Orhan Pamuk beyefendi, tamam? Nobel Edebiyat Ödülü aldı işte babasının bavulu mu ne bir şey diye e, şeyde bir kar isimli romanına tamam Türkler iki Ermeni'yi katletmiştir dedi diye şey verdiler. Nobel Edebiyat Ödülü verdiler. Aynı gün Fransa Parlamentosu Ermenistan tasarısını kabul etti. Yani konuşmak istemiyorum. Ben sorusu gelsin ben işaretlemem de. Tamam. Adamlık mı istiyorsunuz kardeş kardeşim? Ha Ceperkülü Naim matanını satmayacaksın ola Onun için mücadele edeceksin. Ceperkülü Naim. Bulgaristan'da Jivkov'un yaptığı zulmü, Kırcalı'da yaptığı zulmü abe dünyaya nasıl duyurabilirim abe en çok mikrofon nerede olur abe dedi. Tamam değişik polim film fırıldakla kaçırdık aldık geldik 88 Seul olimpiyatlarında. Ben 8 yaşındayım. Dün gibi hatırlıyorum vallahi. Tamam. Babam rahmetli Hacı Tırcı Süleyman. Tamam. Ben elimde Türk bayrağı. Bunu sallıyorum. Tamam. Naim Süleymanoğlu geldi. Bayram buraya koyla. 88 şeyi, tamam mı? Ee, Seul Olimpiyatları Naim Süleymanoğlu diye. Tamam. Naim Süleymanoğlu geldi. Saçı biraz uzundu. Püf püf yapardı. Tamam. Böyle tuttu. Lan kendi 60 kilo. Tamam. Ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını, 190 küsur kiloyu kaldırdı. Onun bir amacı vardı abim. Onun amacı Bulgaristan Gırcali'de Jivkov'un yaptığı zulmü dünyaya duyurabilmekti. Geldi halter insan işi değil abi daha hala rekoru kırılmadı. Geldi tuttu halteri yapıp dedi kaldırdı. Allah'ım o teratesi bir kerenin o çığlık çığlığa bağırışları. Tamam mı? Ben bayrağı sallıyorum. Babam rahmetli tutmuş beni buradan o da beni sallıyor. Her kim ki Türk'ün bayrağını dalgalandırdı benim has kardeşimdir. ve dışa stoßen. Halten. Bacaklar birlikte 190 kilo. Bitti gitti. Milletimiz o konuda. Külü Naim Süleymanoğlu vefat etti. Allah gani, gani rahmet eylesin. Sonra meb kitabında tamam. Aziz Sancar Nobelli kimyacımız. Aziz abi. Vallahi bizden Aziz abi Mardinli. Kurban olduğumun ya. Çıktı geldi Nobel kimya ödülünü kazandı. Bu kök hücre tecavüsü şeyle ee, kök hücre işte kansere şey buldu. Çare buldu tamam. E, onunla Nobel kimya ödülü aldı. Çıktı geldi Türkiye'ye. Çalışıyor. Anladın mı? Yani buradan oraya gitmedi. Orada aldı ödülü buraya geldi. Aziz Sancar. Bitti gitti. Bu kadar. Doktor Mehmet Öz de vardı mesela. Kalp doktoruydu. İşte Amerika'da senatörlüğe üyeliğini koydu. Seçilirsem dedi. Tek vatandaşlığım gelir dedi. Onu da söylemiş bulunalım yani hani. Tamam. Ha, onun gibi. Beraberinde. Aziz Sancar ama bizden. Aziz abi tamam. Vallahi hakikaten çok seviyorum ya kendisini. Çok samimi bir insan. Yani bizden yani hani tamam mı? Nobel Ödebiyatı'nda işte Nobel Kimya Ödülü de alsan. Dünyanın sayılı bilim adamı da olsan. Bir Türk ile evliysen. Akşam Aziz çöpü çıkar derler. Dedi. Aziz abi bizden. Tamam. Onu ayrı seviyoruz. Oktay Sinanoğlu. Türk Einstein'ı. Adam kimyacı, kurban oldu Matematikçi, fizikçi, her bir şeyci. Tamam? Çok genç yaşta profesör Lüğü de alıyor. Türk Einstein'ı diye. Tamam? Türkçe üzerine şeyler yapıyor. İşte bay bay Türkçeler, şeyler. Bilin, genel kültür olsun. Yani hani adam Türkçe ile Türk Einstein'ı diye geçiyor. Fuat Sezgin, İslam bilim tarihçisi. 2018 yılı onun yılıydı. Şeyde sordular, güncelde sordular ve Gazi Yaşargıl abi. Yüzyılın beyin cerrahı. Map kitabında resimler var. Resimlerine bakacağız biraz sonra. Tamam. Yüzyılın beyin cerrahı. Ulan benle bayram tavla oynarken bendeki beyni söküp bayrama bayramdaki beyni bana takabilen bir cerrahımız var ya. Kurban olumun başımızın tacı. Bilin beraberinde şu nanoteknoloji. Bunu da ÖSYM ekibinin 2000... 18-19'da sordu. Nanoteknoloji. Bildiniz mi? Küçük bu nanomitler. Gözle görülmeyecek mikroskopik gibi böyle tamam. Bunları silahlarda, işte sağlıkta, vücut yapılandırmasında adamın kalbinde mesela sıkıntı var. Pıhtı atıyor değil mi? Hemen nanomitleri pşt gönderdiler. Nanoteknoloji her alanda kullanılıyor. Sağlık, işte silah falan işte şeyde bilin yorum sorusuyla geldi. La bir tane filmimizden nanoteknolojiyle alakalı bitti gitti o kadar işte bilin. Sonra kopya koyun. Dolly. Yi kopyaladılar. Kopyalanmış koyun, doli. Biz de kopyaladık. Bizimkinin adı ne? Bayram, en son kapağı da vurdum, gitti gitti. Gal. Son artık bir daha yazmam bir şey. Aha, oyalı. Oyalının özelliği, uzun süre yaşayan kopya koyundur. Tamam, vermişler bizim bir de Anadolu'da Yozgatlı ağabeye, tamam mı? Beslemiş beslemiş, en son vakti geldiğinde kurban etmiş, Allah'ım. Yani, oyalı uzun süre yaşadı. Bizim kopyaladığımız koyun, bilin. 86'da Ukrayna'da Çernobil oldu. Bak, Çernobil'le Kyoto protokolünü karıştırma. Tamam, 96'da yapılmış, 2005'te onaylanmış, Çernobil 86'da. Tamam, biz ondan çok ciddi etkilendik. Çayımızı satamadık, fındığımızı satamadık. Tamam, anlattım orayı. Ve MEP kitabının en sonunda Altaylarımız, Hürkuşlarımız, tamam, beraberinde işte Anka'mız, Göktürk'ümüz, bayrakların yaptığı İHA'lar, SİHA'lar, işte TOG'umuz, Mesela değil mi? Milli şeylerimiz bunlar ortaya çıkmış. Tamam al. Küreselleşen dünya. meb kitabında en sonda onlar var. Tamam. Ve şimdi resimlere de bakalım. Bir 25-30 kadar da görsel var. Bunlara da bakalım ve dersimizi tamamlayalım. Tamam. Boğazım da kurudu ha. Bakayım. Yani 50 dakikadır ders anlatıyoruz. Hadi bayram. Dedim ki bunu dedim ben bayram dedim yarım saatte bitiririm dedim. Ne zaman bayram yarım saatte bitiririm dediysem 50 dakikanın altına düşmedim. Yani artık bunlar da ustalık eseri oldu. Daha da bir daha 10 sene video falan çekmem gayet geçer. Gaye. Bıktım bunu aldım. Hadi bayram anlatacak hikaye kalmadı. Tamam mıyız? Klasnost Prastroika. Değil mi? bu. Için niyet tabii. Vay. Aa, Glastons Perestroika. İşte dersin başında okuyordum ya. Burada okuyordum işte. Abi. Tamam. Bir dizi yasal engeller kaldırılacak. Şu yapılmayacak. Siyasetlerin kaldırılacak. Rüşvet adam kayırma falan. Yani bizim Mihail Gorbaçov. Neredesin Gorbaçov? Aa, Mihail Gorbaçov. Kavada kırmızı lekeyi görüyor musun? Bendeki travmasını bil. Mihail Gorbaçov, abim yeni bak. geçen sene vefat. 2020'de. Aman. 30 Ağustos 2022 miydi? Tamam. De, vefat etti güncelde gelebilir. SSCB'nin son lideri. Tamam. Hocam, e, Boris Yeltsin, o Rusya Federasyonu, o ayrı artık. SSCB gitti. Tamam. Glasnos, Perestroika diye iki tane politika ortaya attı. Pah, tırt. Gitti o da. Ülkeyi yıktı. Tamam. Beraberin işte bak, MEP kitabında Gürcistan diyor. Akademik kaynaklar Litvanya diyor. Hangisi bağımsız? Al. MEP'in kitabından san. hepsi bağımsız. Bitti gitti. Beni ilgilendiren hangisi? Beni ilgilendiren Azerbaycan. Bak diğerlerinden bir gün önce bağımsız oluyor. Tamam Türklerin içinden ilk bağımsız olan ve ilk tanınan Türkiye tarafından kimmiş? Azerbaycan kardeşimizmiş. Sonra Kırgız, Özbek derken en sonunda kim bak? Kazakistan. Sonra Federasyonu kendi gidiyor. Niye? Kazakistan'da işte şey Baykonur, Semey, uzay istasyonları var. Kapış bilin. Beraberinde aha Ebul Feyz Bey. Tamam. Bahtiyar Vahapzade, Mehmet Emin Resulzade, Ayaz Muttalibov ve baba oğul İlham Aliyev şey Haydar Aliyev ve aha ne oldu peşin yan ne oldu peşin yan üniforma askeri üniforma resmini koyaydık la buraya bayram keşke bir bak ona ne oldu peşin yaz videosunu bir izle tamam intikam alındı neredeki intikam Dağlık Karabağ'da burada Hocalı'da yaptıkları katliamın intikamını aldık. Suşa'nın bu coğrafyanın alınmasıyla da tamam Orta Asya'yla doğrudan ne kuruldu? Bağlantı kuruldu. Anlaştık abim. Bilin. Orası önemli. Suşa falan önemlidir. Beraberinde iki tane mi geçtim? Ha, Hocalı katliamı. Tamam. Dağlık Karabağ'da Er şeyin Ermenilerin yaptığı katliamın adı ne? Hocalı katliamı'dır. Tamam. 1993 Hocalı katliamı. Bak genel kültür olsun. Bilin. Bunları sordu. Beraberinde aha BTC boru hattı Bakü, Tiflis, Ceyhan boru attı değil mi? Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Ceyhan'dan gidecek. Önceden Rus kendi gönderiyordu. Şimdi biz göndereceğiz. BTC'ye Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattına kim arıza çıkarır? SSCB diyemem yıkıldı. Rusya arıza çıkarır. Anlaştık. Bilin Türkiye güçlenir. Sordu bunu ÖSYM'e. Beraberinde aha Şangay Beşlisi, Lüleburgaz bardağı gibi dizilmişler. Tamam mı? 2, 4, altılar yok. Bu Şangay işbirliği. Özbekistan'ı çıkarırsan ne olur? Şangay beşlisi olur. Tamam. 30 tane üye var burada. Beraberinde ne yazıyor? Özbek İslam Kerimov, Vladimir Putin. Putin'e bakla. Putin. Ondan sonra Sultan Nazarbayev, Hu Jintao, Çinli. Kırgız'da Gumanbek Bakiyev, Tacikistan'da İmam Ali Rahmanov varmış. Tamam. Ağa gene kültür olsun bilin. Beraberinde Kadife Devrimi Çekoslovakya'da ikiye bölündü. Çek, Slovakya diye. Görsel. Beraberinde Berlin duvarının yıkılması, yıkılması. Bir şey bitti. Ne bitti? Soğuk, savaş bitti. Artık dünya üzerinde iki süper güç yok. Tek güç kim kaldı? Amerika abanız kaldı. Beraberinde aha Bilge Lider, Aliye İzzet Begoviç. Tamam. Buralarda birilerde yazması lazım. Bilge Lider diye. Tamam bilin. Mavi Kelebeğin izinde. Srebrenica'da yapılan katliam anlatıyor. Uydu resimlerinden falan işte belli olmasın diye beton döktüler. Tamam. Slobodan Milosevic, Ali Ezzet Begoviç, Franjo Tukman Dayton anlaşmasını imzaladılar ve Bosna Hersek tanındı. Bilin kıymetli kardeşler. Tamam. Beraberinde şuraya bakıyorum. Bilge Kral, Bilge Lider diye yazıyor mu diye. Genç Son Teşkilatı mahkum edildi. İlan edilen Demokratik Begoviç. Hop. Yok. Ben söylüyorum. Bilge Kral. Aha yazıyormuş ya lan Bilge Lider. Bilge Kral diye al. Buyur. Beraberinde aha işte Slobodan Milosevic gülmeyen başkan diye geçer. Tamam. Katliamı yaptılar. Hepsi öldü. La Hayadalet Divanı'nda falan yargılandılar ama işte bir şey yok işte hepsi öldü. Öldülen ölen öldüğüyle kaldı. Aha İsrail Başkanı İzak Rabin, işte Clinton, Yasir Arafat bir araya geliyorlar. Tamam işte Filistin, Amerika, İsrail. Al bu da arada kaynamış. Banker skandalı bahsettim. Millet 3-5 kuruş fazla kazanacaksın derken parasını da kaptırdı. O da gitti. Beraberinde aha kopya koyun doli. Bu İngilizler ne kopyalıyor bunu? Bizdekinin adı neydi? Oyalı da yarim yar yar yar. Aha oyalı bizdekinin adı da. Kopya koyun da var la. Beraberinde Bulgaristan'ın tuttur yapılan baskı. Aha Batı Trakya Türklerinin bir lideri var. Batı Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet diye birini duydun mu? İnşallah sorar, inşallah sen de bilirsin. Tamam? Bil. <laughs> bu dönemde beraberinde kardak kayalıkları, aa işte bu kadarlık bir kayalık. Deprem oluyor, depremle su üstüne çıkıyor, deprem oluyor, suyun altına iniyor. Kardakakları bahsettiğim kayalık beraberinde Türk askerinin görev yerleri. Tamam? Türk askerinin, Bosna, Sek, Arnavutluk, Kosova, Lübnan, Arnavutluk, her yere gittik. İlk görev yerimiz neresiydi? Kore'ydi. Nereye gitmedik? Vietnam'a gitmedik. Bayram şu klimayı kapat yemin ediyorum öleceğim ha. Tamam, Vietnam'a gitmedik bilin. Beraberinde Türk Kızılayı da yurt dışına görevlere gidiyor. Endonezya, Sri Lanka işte onların Kızılacı varsa bizim de Hileli Ahmerimiz var bilin. Beraberinde A.C. Perkülü. Ceperkülü Naim Süleymanoğlu 88'de rekorlar kırdı ya. 88 Seul Olimpiyatlarında 6 olimpiyat rekoru. Ya kurban olduğumun ya. Ee. Var ya onun bir amacı vardı abim. Onun bir amacı vardı. O olan zulmü dünyaya duyurmak istiyordu. Jeperkülü Naim 2002 Dünya üçüncüsü olan milli takımımız yani Güney Kore'yi finalde yendik. Beraberinde aha bak bir sürü Bizim kahraman biter burada bizde. Her kim ki ay yıldızı dalgalandırdı benim kardeşimdir. Bak isimlere bir bakın buradaki isimlere. Tamam. Bak Fazıl Say piyanocu. Mehmet Özbak o doktor. Kalp doktoru. Kenan Sofuoğlu motor yarışçı, yarışçımızdı. Milletvekili oldu. Semih Saygınar abi. Bilardocumuzdur. Yani Yıldız Kenter, Müşfik Kenter. Sinan Sam, Boğaz'ın boğası. Değil mi? Halil Mutlu bak şey haltercimiz. Tamam. Nur Bilge Ceylan yönetmenimiz var. Dolu dünya ne var? Hamzi Kaya güreşçimiz. Tamam. Suna Kan falan bak. Abi. Mehmet Okur basketbolcu. Oktay Sinirlo. Dolu dünya bak ne var bak. isimler var. Bakın. Ama Mete Gazoz. Okçulukta kazandı mı madalyayı? Kazandı. Değil mi? Arkasından Ayşe Begüm başı kızımız. Cimnastikte combalakta kazandı. Bu kız benim içimde okta kaldı. Niye biliyor musun? Bu daha küçükken o madalyaları kazanmaya başladığında tamam mı? Ben dedi abilerim ablalarım tek başıma dedi İsrail Marşı'nı okudum dedi. İçim noktası kaldı. Kız büyüdü gitti biz hala gidemedik onu desteklemeye bilin. Hemen altında gene cimnastikte İbrahim. Koçum İbrahim benim bak asker selamını çaktı. E, boksta Buse Naz kızımız bir çaktı 2.80 bir 90 yatırdı. E, e, hesap ödemeye gittiğinde senin Hesabın attığın yumruklarla ödendi Bak ben du hemen duygulanırım abi ben bunlar önemli şeyler. Aha, aha bizim tahamız şey rızamız. Lan dünyayı devirir ikisinin önünde duracak ordu yok. Kurban olduğumun ya. E aslan gibi arkadaşlarım Kim ki Türk bayrağı dalgalandırdı benim fas kardeşimdir. Bitti gitti bu kadar. Beraberinde kap. <laughs> Kapı kimseye kaptırmam. Kimin sözüdür? Süleyman Demirel'in rahmetlinin sözüdür. Kap Güneydoğu Anadolu Projesi. Türkiye hiçbir dış yardım almadan sadece kendi iç kaynaklarıyla hiç dış yardım yok. Hiç dışarıdan bir şey yok. Tamamen iç kaynaklarımızla yaptığımız bir proje. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Antep, Kilis, Mardin, Siirt, Çanlıurfa, Şırnak sonradan birkaç yer daha eklendiydi. Tamam? Güneydoğu Anadolu'yu komple baştan aşağıya sulayan sistemdir. Kapı kimseye kaptırmam. Süleyman Demirel'in sözü. Beraberinde Kyoto protokolü işte bu. Tamam. Aa, dünya ülkeleri bir araya geldiler. Ne diye? Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi niteliğinde. Sera gazları falan diye yapıldı. 2005'te yürürlüğe girdi. Ara ara sonra da unutuldu. Gitti. Beraberinde 11 Eylül saldırıları. Taliban, El-Kaide gitti oraya uçakları çaktı. Amerika'da gitti. Afganistan'ı işgal etti. Her şeyin bir sebebine bağladılar. Arap Baharı Tunus'ta başladı. Muhammed Boğaziz Yasemi devri bile kendini yaktı. Mısır'da işte işte Mursi değil mi? Hüsnü Mübarek gitti. Mursi o da gitti. Sonra kim geldi? Sisi. Neredesin lan? Mursi beraberinde Sisi geldi. Sonra gene bilmem ne oldu falan bir sürü olaylar döndü oralarda. Beraberinde Libya'da Muammer Gaddafi'yi halk ölleriyle öldürdü. Sonra pişman oldular. Amerika işte abi böyle. Girer, karıştırır, çıkar. Aha, Suriye'de, Yemen'de, Fas'ta hala olaylar devam ediyor. Bilin. Aha o mülteci sorunu başladı. Tamam. Avrupalı medeniyet dilitlerin al o gazeteci ki o koşan çocuğa tekme tak şey attı, çelme taktı. E eh, güya insanlar işte modernler. Tamam. Beraberinde Wikileaks, Julian Assange'nin kurduğu radikal şeffaflık diye dünya çapındaki kötülükleri, yozlaşmaları ifşa eden internet sitesi. Tamam. Onlar hepsini dünyaya duyuruyor. Kenya'daki bu Scientology Kilisesi'nin yaptıklarını ifşa etti. Öyle başlamış. Genel kültür olsun Wikileaks. Tamam. Siber saldırılar başlıyor. 28 Şubat 60ta postmodern darbesi. Rafael hükümetine tanklar Sincan'da bir dolaştı geldi. İşte şeye e, Rahmetli Necmet Erbakan'a şeye e, Tansuslulara akıllı olun mesajı verildi. İstifa ettiler onlarda. Siyaset hep bunlar. Tamam yani beraberinde Fethi 15 Temmuz meselesi. İstanbul'da tanklar çıktı. Tamam. E beraberinde Boğaziçi Köprüsü'nde olaylar başladı. ATRT'de Tijen Hanım şeyi sundurdular zorla. Tamam. Beraberinde işte Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı halkı davet etti. Gölbaşı'nda Özler Kaççı kardeşlerim benim 47 tane aslan gibi aslanım benim orada şehit düştü. Yani TBM'yi bombaladılar. Ömer Halis Demir abi. Değil mi? Gidişatı değiştirdi mi? Ruhu şat, mekanı cennet olsun ve tamamen sonlandırıldı işte gece itibarıyla de bunu şey yaptık. Beraberinde 250 vatansever insanımız şehit oldu. 2193 tane insanımız gazi kaldı. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. En genç profesör Oktay Sınınoğlu. Millet ülkesinin dininin, tarihinin elinden alınmasına ve Türk adının tarihten silinmesine izin vermeyecektir. Türkçe ile bay bay Türkçe diye falan kitapları var. Okuyun. Önemli bir adamımız. Beraberinde Nobel ödüllü Aziz Sancar. Aziz abi bizden. mi? beraberinde İslam bilim tarihçisi Fuat Sezgin cilt cilt kitapları var adamın. İslam bilim tarihçisi. Beraberinde yüzyılın beyin cerrahı Gazi Yaşar abi. Beyin söküp takıyor ya kurban olduğumun ya. Adamlar çok potansiyel yüksek adamlar. Beraberinde a Türk satlarımız, ankalarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız, sürgüçlerimiz, götürtüklerimiz, Altay tanklarımız, her şeylerimiz var mı? Her şeyimiz var. Şimdi tok arabada şey yapılıyor Allah'ın izniyle. Yapılsın. Daha da fazlası yapılsın. Yani dışa bağımlılığımızı bitirelim. Bitsin. Ve yahu siz şunu bile gördüğümüz ya. Kurban oldum ya. İngiltere Kraliçesi Elizabeth. Tamam. Kaçta 52'de başa geçti. 2022'ye kadar başta kaldı. La kurban oldu mu 70 yıl tahta kaldı. Kanunundan iki kat fazla. Kurban olduğumun Yani hani aa, tahta çıktığında bir de gittiğinde haline bak. Sonra 3. Charles İngiltere kralının taç giydiğini gördün sen. Kurban oldun mu? Daha ne ne, ne göreceğin daha? Tamam abilin. Bak bu güncellik soru. İngiltere kralı 3. Charles 2. Elizabeth'in yerine 70 yıl sonra İngiltere tahtına geçti. Diana da göreydi iyiydi. Tamam. Ondan sonrasında ve 6 Şubat 2023'te. Uf. Sabahleyin Maraş'ta bir deprem oldu ama sadece Maraş'ı değil. O civardaki 11-12 ili daha sonra diğer etraftaki iller de şeye alındı ve biz orada binlerce insanımızı kaybettik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kayıp hepimizin kaybı. Türk milleti orada elinden geldiğince oraya yardımcı olmaya halen daha da çalışıyoruz ve biz bir beraber olduğumuz sürece de Allah'ın izniyle Türk milleti yaralarını sarar. O bölgeden izleyen kardeşlerim Mars'a, tamam. Elimden geldiğince videoları çekmeye ben devam ettim. Hani depremle alakalı bir şey söylemedim. Kimse hani izleyenin şeyi bozulmasın, psikolojisi bozulmasın diye. Ama e, sonra kalan videolarımızı buradan çektik. Ama bunu söylemek benim boynumun borcudur. Anlattığımız ne kadar? Eğer videoyu izleyen kardeşim, tamam. Bu videodan bu depremde kaybettiklerimiz canlar için hepsi bizim canımız. Tamam birer Fatiha okuyun bu sizin ödevinizdir. Ve anlattığımız ne kadar ders varsa oradaki insanlarımıza ithaf olsun. Ruhları şat, mekanları cennet olsun. Kalanlarla da biz zaten yaralarımızı Allah'ın izniyle Türk milleti olarak sararız. Dedim ve bayram ortaya geldim. Evet kıymetli kardeşler. Ben Mehmet Celal Özyıldız abeniz. Ispartalı şoför Süleyman'la halı okuyan Seher'in oğlu. Tamam. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce Celalca milli manevi duygularımızdan taviz vermeden tamam? Ahanda bildiğim şekilde tarih dersini anlattım. Tamam? 130 küsür tane video oldu. Artık bunlar ustalık eseri. Ha bu kadar çok olmasının sebebi soru çözümleri. Tamam. İşte sözün özleriyle beraber oldu. Gene baktığınız zaman gene 100 tane konu anlatım videosu vardır. Tamam. Günde 3'er video izleseniz tamam. Bir ayda ne yaparsınız? Bitirirsiniz. Tamam. Eğer size faydalı olabildiysem. Hani olmamıştır da oldu ya bir faydam dokunduysa bir böyle bir hayrım bir şeyim geçtiyse tamam saçımdaki ak gibi sakalımdaki ak gibi Anam seher kadından emdiğim ak süt gibi benim size hakkım varsa helali hoş olsun. Eğer size hakkım geçtiyse helali hoş olsun. Hakkım varsa helal olsun. Sen de bana hakkını helal et. Bana hakkını helal et. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun dedin duydum ben. Tamam? Ha, şimdi ha dostluğumuz, kokumuz baki birinizden bir maddi bir şey beklentim yok. Kıymetli kardeşler tamam. Manevi bana dua edin yeterli. Rabbim ilimini, bilimini, faydasını, nasibini arttırsın deyin ki biz anlatmaya devam edelim. Tamam. Aha, bayram kameranımla beraber bayağıdır da bak şeydeyiz. Bugün bayağı bir çok video çektik ve hep yoğun yoğun videolar çektik. Tamam bir emek var burada. İnşallah bu emeğin karşılığını alırsınız. Şu mülakat mülakat ne belası falan onlar falan kaldırılır. Ve tiz zamanda devleti Aliye'ye memur olursunuz inşallah. Benim size hakkım helaldir. Tek şey isterim sizden bana şu mesajı atın Instagram'dan. AB atandım ben. O günüm benim güzel geçiyor. Sabah kalkıp da baktığım zaman telefona tamam AB ben atandım. İşte görev yerinin resmini atmış. Abi okuldaki öğrencinin resmini atmış. Ne bileyim atandığı devlet kurumundaki resmi atmış. Bugün burada görev yapıyorsak abi hakkın çoktur. Helal et diye benim hakkım zaten size helaldir. Siz de hakkınızı helal ettiniz. Tiz zamanda devleti Aliye'ye memur olasınız inşallah. Sürçülisan ettiysek affola. Bayram. Hadi gidelim.